Efendim, o sinemanın sunduğu neydi o filmden? Hepinize merhabalar. Hakan'ın köşesiyle, Hakan Çeken'le birlikteyiz. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Yani bir ara verdik tabii. Yaşadığımız bu acılı günlerde sinema konuşmak içimizden gelmedi. Eğlenceli işler yapmak da çok kolay değil. Ama bir şekilde yeniden hayatı hatırlamak, hayatı gerçekleştirmeye devam etmek. Ama tabii ki yaşananları da unutmadan bunu sürdürmek durumundayız. Ben de tekrardan fiziksel olarak da psikolojik olarak da bu depremden etkilenen herkese geçmiş olsun demek isterim. Evet, hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Umuyorum daha hazırlıklı, daha planlı oluruz bundan sonra. Ve o yüzden dedim yani unutmamak gerekiyor. Ama bir şekilde biz de bir yerden tekrar başlayalım, dönelim dedik. Seni ne zamandır almak istiyorduk? Bu program için de çağırdık ve geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başından beri ilk yayınladığınız videodan beri ben de bir YouTuber olduğum için tabii ki sinema içerikleri üreten tüm kanalları elimden geldiğince desteklemeye, her videolarını izlemeye çalışıyorum. Sizinkiler başka bir yerde tabii ki. Çünkü ünlü simaları da sinema yönlerini görerek onların görmediğimiz yüzünü gösteriyorsunuz. Aynı zamanda sinemayla çok da yakın olmayan insanları da bu sayede sinema sektörüne veya işte sinema severliğe en nihayetinde de sinefilliğe taşıyacak o yolda sizin de bir faydanız olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de teşekkür ediyorum bu tarz içerikler ürettiğiniz için, konuk ettiğiniz Evet, için de evet. aynı Zaman şekilde. zaman gerçekten de yeni keşiflere yol açtığımızı Tabii. düşünüyorum ben de. Bahsettiğimiz filmleri izliyorlar seyircilerimiz. Biz de öğreniyoruz. Biz de konuklarımızdan ve onlardan öğrendiklerimizi izliyoruz. Görmediğimiz, kaçırdığımız filmleri. Tabii. Evet, seni de bilen biliyor. Hakan'ın Köşesi adıyla bir YouTube kanalım var. Varsa henüz farkında olmayan onları da oraya davet edelim. Çünkü güzel içerikler yapıyorsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve gerçek bir sinefilsin, değil mi? Yani öyle sanıyorduk inşallah video sonunda öyle olduğumuzu kanıtlarız inşallah bakalım. Evet, gördün mü Burak? İlk defa sinefil değilim diyen bir konuk yok karşımızda. Ama yani zaten Hakan'ı bildiğimiz için Hakan'ın iddialı olması gayet normal. Çünkü ne kadar fazla film izlediğini içeriklerinden biliyoruz. İşte sosyal medya hesaplarından biliyoruz. Ben gayet iyi bir performansla çıkacağını düşünüyorum Hakan'dan. Umut ediyorum inşallah yani bildiğimiz yerden çıkar diyelim. Sen ne kadar film izliyorsun abi? Yani yılda 400'e varıyor. 500'e var, 500'e varmıyor. 400 civarı. Bir de biraz da eliyorum tabii ki. Çok yani eleştirmen olmadığım için sonuçta sadece hobi olarak yaptığım için en azından şu anda iyi filmleri izlemeye çalışıyorum. Kötü filmleri izlememe şansım olduğu için 400, 350, 400 izliyorsam iyidir. 28 yaşındayım şu anda. Böyle artık 30'umda her şeyi izlerim diyordum. 30 meğer o kadar da o kadar da uzak değilmiş meğer. Geldi çattı. Birçok eksiğim hala var. Listeme daha da film dizi ekledikçe o liste kabarıyor ve hiç bitmeyecek gibi durduğu için artık Bitmiyor. Ben seni iddialı. temin ederim. Yani ben daha yaşlıyım senden. Ya, kesinlikle bitmiyor. Yani her şeyi izleyemeyeceğini kabul etmek belki büyük bir rahatlıkla getirir. Yani o çünkü galiba öyle Doğru. olmuyor. Yani her şeyi Tabii izleyemiyorsun tabii. diye düşünüyorum. İşin de güzelliği bu bir yandan. İzleyecek bir şey tükenmiyor. Bu yüzden seviyoruz sinemayı, televizyonu. Evet, bugün sana bildiğin yerden lafı aslında doğru değil burada. Çünkü bildiğini düşünüyoruz. Güzel sorular hazırladık. İnşallah. Yani ikinci Bakalım. soruda elenen mühendisler oluyordu ya, kim milyoner olmak ister? Onlar gibi olmam inşallah. Larkin? Deacon John Larkin? That's correct for 11 points. Pekala, ısıtalım o zaman yavaş yavaş Hakan'ı. Burak, güzel bir soruyla. Tamam. O zaman programı açmadan önce en azından yani neydi o filmin sorularına geçmeden önce böyle usulü de olsa bir duyuru yapayım. Programı takip edenler bir şekilde videolarımızı beğenirlerse, kanala abone olurlarsa çok seviniriz diye usulen duyuru yapmış olayım. Peki yani bilgi sorularının ilki zaten bir ısınma sorusu. Programı takip ettiğin için buradaki soru tipini biliyorsundur. Böyle bir tematik filmler etrafında geziniyoruz. İlk sorumuz şöyle. Tişörtünden de biraz ilham alarak şimdi senin ve hayranlığını da bildiğimiz için kahramanı bir şoför olan kaç film sayabilirsiniz diyoruz. Çok güzel. Bir kere Drive'ı söyleyebiliriz. Drive'la başlayalım şimdi, yakışır. Drive'a esin kaynağı olmuş. Hatta açılış sahnesi birebir alınmış. The Driver Oo, filmini bravo. de ekleyebiliriz. Sessiz kahramanımızın öyküsü daha önce onun kadar olmasa da yani Drive daha iyi olduğunu düşünüyorum ama The Driver da eşsiz bir filmdi. Onun dışında Transporter filmleri vardı. Jason Evet, Statham'ın güzel. oynadığı. Evet. Onlar kaç tane? En son 3'te bırakmıştım ben ama 3 çok kötüydü gerçekten. Evet. O kadar yeterli demiştim en son. Üçüncü filmde. Kusura bakmasın. Hepsini sayıyoruz. Transporter severler kusura bakmasın.
Başka ne diyebiliriz şoför olan? Düşünelim ne İşte. olabilir? Driver, bir şey driver. Ha, Drive Angry filmi vardı. Güzel bir Nicolas soru. Cage'in Doğru. oynadı. Doğru. Nicolas Cage'in oynadı. Evet. Bir tane Drive daha Cage'li film var. Cage'in oynadığı Bir şey, normal araba sürmüyor ama orada başka bir şey sürüyor. 60 Minutes. Doğru yerlerde geziniyoruz bu arada. Doğru. Doğru. Evet. Cage'in oynadığı, yani Angelina Jolie'nin oynadığı değil mi? O Doğru. da var. O da var. Tamam, ismi neydi onun? Gone in 60 Gone in Seconds. 60 Seconds, evet, aynen. Tamam. Ben bir tane ipucu vereyim. Bir tane klasik var. Aa evet tabii. yani tabii ki Taxi Driver, evet. Driver abi. YouTube'dan izlerken böyle aklına geliyor insan ama buraya gelince hiç öyle değilmiş. Her neyse. Başka. Driving Miss Daisy. Wow, bak ben bunu Güzel. düşünmemiştim. Çok iyi Harika. film. Çok iyi film. Bunu da hatırlatmış olalım seyircilerimize. İyi Evet, filmdir. evet. Morgan Freeman'ın şahane filmi. Türk filmi Peki. geliyor mu? Türk filmi. Bir ipucu. Minibüslü falan. Ha, tamam. Dizi tabii geliyor. Çiçek Taksi geldi de filmi. Çiçek, çiçek güzel. Çiçek. İki minibüsçü. Şener Şen Bakalım. diyelim. Şener Şen. Evet, gayet filmi hatırladım. Sahneler de aklımda. İsim yok. Çiçek Abbas. Ah, tabii ki ya. Of. Çiçek Abbas. Evet. Bir tane şiir yazan otobüs şoförü desek. Doğru. Evet. Jim Jarmusch'un filmi. Güzel. Evet. Evet, filmin adı. Peki. Neydi o film? Neydi o film? Jim Jarmusch'un harika filmi. Çok severim. Evet. Kim oynuyordu? Adam Driver oynuyordu Adam tabii ki. Driver oynuyordu. Patterson. 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 Evet, Çok Patterson. iyi. Evet. Peki bir ipucu daha vereyim. Bir tane Edgar Wright filmi var. Oo, Baby Driver. Çok Baby Driver. severim. Abi Evet. tabii. Çok O güzel başta film. gelir aklına diye düşünmüştüm aslında Ya işte uzanmış kanepede izlerken geliyor hakkında, burada olmuyor işler. ben. Bir tane de böyle ırkçılıkla ilgili bir şey var. Bir şoförlü film. Irkçılıkla ilgili. Bir yolu takip ediyorlar. Oscar'a da aday olmuştu. Oscar'a aday olan, ırkçılık teması olan, Oscar'da adaylı bir şoför karakteri olan bir film. Evet. Ha, Green Book. Tabii ki. Green Book. Tabii ki. Evet. Tabii orada da vardı. Tabii ki, çok Gayet güzel. iyi. Bayağı çıktı Burak. Çok çıktı, bayağı çıktı. Yani daha fazla çıkması lazım da işte. Ben Yapacak bir şey yok. böyle Yeşilçam'dan tuhaf bir film ekleyeyim. Şoför Nebahat. Doğru. Hatta Şoför Nebahat. galiba iki tane mi, üç tane mi? Çok emin değilim ama. Üç. Ben de o zaman buraya çok sevdiğim bir Michael Mann filmini, Collateral'da ekliyorum. Of. Nasıl aklıma gelmez acaba? Yani en sevdiğim 20 filmden biridir ama işte Collateral harika. Evet, daha da var biliyoruz ve Var. seyircilerimizin yorumlarına bırakıyoruz. Eminim şoförlü başka filmler hatırlayacaksınız. Onları da bize yazın. Şimdi üç kavram sayacağım ve diyeceğim ki bu üç kavram hangi filmi hatırlatıyor sana? Cinayet, boks müsabakası ve kumarhane kavramları sana hangi filmi hatırlatmaktadır? İçinde cinayet var, bir boks maçı var ve kumarhane var. Çok güzel soru. Çok Kumara. sevdiğimiz bir yönetmen. Genelde ekranları bölmeyi sever. Allah Allah. Bölünmüş ekran şeylerinden biridir, yöntemlerinden. Bölünmüş ekran. Yakın dönem bir sinemacı mı? Değil. Scorsese dönemlerinde. 70'ler, 80'ler. O zaman 90'larda evet. da üretmeye devam etti. 2000'lerde de üretmeye devam etti. 90'ların sonu bu film. 90'ların sonu. Aa, ben 70'ler 80'ler düşünüyordum. 90'lar sonu. Brian De Palma Brian De Palma, evet. Evet, Filmi. evet. Carlitos Way. Değil. Değiliz. Biraz önce adını andığımız Bir oyuncumuz oyuncu oynuyor. oynuyor. Kimdi o? Nicolas Cage oynuyor. Nicolas Cage oynuyor. Brian De Palma filmi. Evet. Snake Eyes. Snake Snake Eyes. Evet, aynen. Someday if I manage to get my face on TV a few times, maybe I'll run for mayor or something. But that's as far as I want to go. Because I was made for this sewer, baby, and I am the king! Sorumuz şu. Hangi filmin 15 yaşındaki kahramanı Rolling Stone dergisi için bir makale yazmak amacıyla bir rock grubuyla Amerika turuna çıkar? Wow. Tam 2000 yapımı. Tam 2000'ler böyle. Rolling Stone dergisinde bir makale yazıyor ve bu Evet. sayede rock grubuyla beraber turneye çıkıyor. Evet, ergenlik yıllarında olan ve işte hayatı müzik yazarı olmak isteyen, hayatı boyunca müzik yazarı olmak istemiş bir çocuğun rock grubuyla Amerika turu hikayesi. 70'ler Amerikasındayız. Bu Tom Cruise'un oynadığı film değil. Değil. Tom Cruise'la çok çalışmış bir yönetmen Tom bu film. Cruise'la çok çalışmış bir yönetmen. Afişinde böyle tüm güzelliğiyle gözlükleriyle bir Kate Hudson durur. Kate Hudson oynuyor. Almost Almost Famous. Famous. Evet. Güzel. Almost Güzel Famous. filmdi. Hatırlar Çok mısın?
müzikleri harika. Kate Hudson'ın en prime dönemleri. Yakın zamanda Glass Onion'da da oynamıştı Kate Hudson. Daha çok görmek isteriz kendisini. Çok isteriz, çok severiz. Çok iyi oyuncu. Kişisel olarak çok isterim yani. When and where does this real world occur? I mean, I am really confused here. All these rules and all these sayings and nicknames. Honey, you're too sweet for rock and roll. Evet, hangi filmde insanlık 23. yüzyılda yeni gezegenleri sömürgeleştirmeye çalışırken karşılarına çıkan dev böceklerle savaşmak zorundadır? 23. yüzyıl dediğin için Avatar elendi. Böcekler. 90'lı yıllar. Yönetmeni çok meşhurdur. Bayağı büyük klasikleri var. Bilim kurgu klasikleri. Total Recall mesela onlardan bir tanesi. Paul Verhoeven filmi. Starship Troopers. Starship Troopers. Bravo. Evet, kesinlikle. Tamam. Müthiş bir parodi diyebiliriz. Eşsiz bir film atmosferiyle. Tabii benim jenerasyon filmlerden değildir ama geç yetişsem de sevdiğim filmlerden. Anthony Hopkins henüz yamyam bir seri katil olmadan önce Detective Will Graham hangi filmde Hannibal'ın peşine çoktan düşmüştür bile? Manhunt. Evet. Manhunt. İşte bu. Yani bana sorarsanız Red Dragon'dan daha iyi bir Red Dragon uyarlaması. Michael Mann'in eşsiz bir filmi. Hatta çok popüler olmayan bir iddiam var. Anthony Hopkins'in oyunculuğunu çok el üstünde tutsam da oradaki Brian Cox'un oyunculuğunu da altta kalmayacak kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Yıllar önce izledim ve hala mesela unutmuyorum. Müthiş, müthiş. Şey, daha popüler olmasına rağmen Hopkins. Aklımda kalmış o görüntüler. Unutulacak gibi değil ki. Yani adamın normal bakışı bile tüyler ürpertici. Tabii ki Anthony Hopkins'in performansı tarihin gördüğü en iyi performanslardan. Ama ben Brian Cox'un daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani o performansı hiç bahsedilmez. Manhunt'ın da aynı şekilde. Manhunter'ın çok daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Manhunt dedim değil mi bu arada? Pardon. Manhunter dediğin gibi çok da aslında herkes tarafından da bilinmez. O yüzden buradan seyircilerimize ben de seninle birlikte önermek istiyorum. Yani izlemediyseniz bu Hannibal uyarlamasını mutlaka izleyin. You think you're smarter than me since you fought me? No. I know that I'm not smarter than you. Then how did you catch me? You had disadvantages. What disadvantages? You're insane. Hangi Türk filminde röntgenci bir genç karşı binadaki 3 farklı apartman dairesinde oturan 3 farklı çifti gözetler? Tanıdık geldi. Türk iş arka pencere değil mi bu? Gibi evet. Evet. Böyle bu tür şeyleri seven cesur bir yönetmenimizdi o zamanlar. Erotizm de var biraz içinde. Var. Evet tabii. Evet. İlk başta Zeki Demirkubuz'un C blok geldi. Hani cümlenin ortasında. Sonradan 3 farklı kadın deyince dikizleme falan o değil. Mi? Değil. Bu yönetmenimiz ilginç bir yönetmen. Değişik şeyler yaptı. Sonra yapmadı tabii. Uzun süredir yok ortalarda. Başka nedenleri de var olmamasının. Yurt dışında yaşıyor. Mustafa Altıoklar filmi diyelim. Mustafa Altıoklar filmi. Banyo. Banyo. Evet, Banyo. 2005 yapımı bir Mustafa Altıoklar filmi. Ben 90'lar diye düşünüyordum. 2005. Mustafa Altıoklar'ın bu arada keşke daha fazla film çekmesi gerektiğini ve o dönemki cesur filmleri çekmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Süreyya. Süreyya değil salak. Süreyya. Ay uzatma diye kaç defa uyardım seni. Kaç defa? James Hunt ve Niki Lauda hangi filmin ezeli rakipleridir? Çok sevdiğim bir film. Yakın dönemin bence spor filmleri arasında daha fazla konuşulması gerektiğini düşündüğüm filmlerden Rush. Evet. Rush. Bravo. Çok güzel film gerçekten. Yani bence Chris Hemsworth daha fazla o tarz filmde oynamalı. Thor olarak da seviyoruz kendisini ama o Marvel'dan bir kurtulduğu zaman kariyeri daha da güzel yerlere gidecek. Efendim o zaman şimdi bir yine kavramların olduğu bir sorumuz var işin içinde. 3 kavram, 1 oyuncu.
sorusu bu. Üç tane kavram vereceğiz. Üç farklı filmi işaret eden ve bu filmlerde oynayan oyuncuyu bulmaya çalışacağız. Cüzzam, gamalı haç ve sihir kavramları size hangi oyuncuyu ve filmleri çağrıştırmaktır? Cüzdan. Cüzzam. Hastalık cüzdan. Olan cüzdan. Gamalı haç. Bu gamalı haç. Çıkabiliriz. Ve sihir. Ve sihir. Bu oyuncu birinde sihir yapıyor. Sihir yapıyor. Edward Norton geliyor aklıma. Edward Norton. Evet. Edward Norton tabii ki. O zaman filmleri bulalım. Sihir, illüzyonist. Evet. Gamalı haç. Yine bizim Allah Allah ismi gelmedi. American History X. Tabii evet. Ki. Çok güzel. Diğeri de yüzünün gözükmediği Edward Norton'ın filmi Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven. Cennetin Krallığı. O film de bana sorarsanız Ridley Scott'ın biraz tarihi gerçekliğinden dolayı tabii çok gerçekçi değildi. Yani tarihi tarafı çok gerçekçi değildi diye çok gömülmüştü. Ama belki Orlando Bloom yerine daha başrolü taşıyabilen bir oyuncusu olsaydı o filmi bence daha çok yürürdü. Ben Orlando Bloom'un başrolden ziyade o yan rollerde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız ama Orlando Bloom hep böyle yan rollerde çok daha iyi. Kingdom of Heaven'da güzel tarihi bir film. Stay here. I'll be back. Replik kategorisindeyiz. Burası çoktan seçmeli. Çünkü replik hatırlamak zor. Güzel replikler evet. Seçiyoruz. Ama tabii caydırıcı replikler, caydırıcı seçenekler koyuyoruz. Öyle söyleyeyim. Aşinayım. İlk repliğimiz geliyor. Sen hayatımın, şehrimin, sokağımın sınırlarını aştın. Geriye tek kalan şey ise evimin kapısı ve sanırım beni nerede bulacağını biliyorsun. Seçeneklerimiz şunlar. Lawrence Anyways, Tom at the Farm ve I Killed My Mother. Üç tane Dolan filmi. Repliği hatırladım. Yani bir sevgiliye ayrılırken söylediği bir cümleydi. Filmin sonlarına doğru söylüyordu sanki. Ağlarken söylüyordu. Lawrence Anyways. Lawrence Anyways, bravo. Lawrence Anyways. Emin miyiz diyecektim ama doğru. Evet, doğru. Anlamayalım, bayağı zor replikti bildi Hakan, bravo. Lawrence Anyways, evet. Harika. Sever misin Dolan? Yani diyeyim. Yani çok seveni var ama ben yani o tarz filmleri çok sevmediğim için belki bilmiyorum. Onun seveni gerçekten. Çok seviyor. Seveni çok seviyor. Evet. Benlik de değildi pek diyeyim. Lawrence Anyways. Peki efendim şimdi Türk sinemasından bir replik. Hiçbir şey güzel olmayacak ama yaşıyorum ulan ben. Bundan daha güzel şey mi var? Çöpçüler Kralı mı? Düttürü Dünya mı? Kapıcılar Kralı mı? Kapıcılar Kralı. Değil. Oo, direkt cevap. Öyle mi? Ha. Oh. Değil. Haydi. Cevap direkt ama doğru cevap değil. Yaşıyorum bundan daha güzel şey mi var? Çöpçüler Kralı ya. Krallardan gidiyorsun orada olmadı. Yapma ya. Üçüncü şey. Evet. Üçüncü neydi? Düttürü Dünya. Düttürü Dünya. İzlemedim. İzlemedim. Üç maalesef. Tane Zeki Ökten filmiydi. Sonra evet evet. Krallı filmlerin yönetmeni. Düttürü Dünya'yı izlememiştim. Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlami? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. En eğlenceli kategorilerimizden biri bu. Biliyorsun zaten formatı bildiğin için. Orijinal adı. Burada Türkçe'ye tuhaf çevrilmiş film isimlerini soruyoruz. İlk filmimiz şöyle Türkçeleştirilmiş. Acı Reçete. Acı reçete içmelisin. Acı reçete. Muhtemelen bir doktor var. Doktor bir tavsiye veriyor da o yüzden mi acaba dediler acı reçete? Küçük ipuçları vereyim. Deneysel bir ilacı veriyor bir hastasına bir hekim. O hekim meşhur Jude Law. Jude Law hekim. Kadro da bu arada güzel bir kadro. Yönetmen de bayağı iyi filmleri imza atmış bir yönetmen. 2000'ler başı. 2010'lar evet. 2010'lar mı? Jude Law. Bir böyle şeydi, ilaç veriyordu ama bir şeyler başına geliyordu değil mi? Doğru. Yan etkiler. Evet. Side evet, effects. Side effects. Side effect. Bravo. Bravo. Side effect. Çok iyi. Kimin filmiydi hatırlıyor musun Hakan? Erkek yönetmen kimdi? Yok çıkmaz. Çok film çekiyor. Yani. Evet evet biliyoruz. Çok bildiğimiz bir adam. Çok film çekiyorsa. Mesela hatta geçen sene Kimi diye bir film çekti. Kimi. Kimi'yi sevdim ya bu. Kimi diye bir Siri gibi bir Alexa gibi bir cihaz var. Öyle onun mi? İzlemedim yazılım, onu. Yazılım mühendislerinden biri. Bütün film evde geçiyor. Tek mekan. Yok izlememişim. Kaçırmışım. Güzel film mi yoksa? Ben sevdim.
Çok Ben de eğlendim. sevdim. Ben de sevdim. Peki Ocean's Eleven desek? Aa tamam, Ocean's tamam. Ocean serisi. Çok film çeker. Soderbergh. 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 Doğru. Steven Soderbergh. Deneysel filmler çekmeyi seviyor sağ olsun. Ama biraz belki daha az film çekse, kaliteye yoğunlaşsa Şimdi başka bir orijinal adı sorusu geliyor. Kelepçeli Aşık diye Türkçeleştirildi bu film. Kelepçeli aşık. Acaba nedir bu? Kelepçeli Aşık. Kelepçeli yani Aşığa kelepçe vuruyorsun çünkü aşık bir hırsız. öyle mi? Aşık erkek bir hırsız. Yok, kadın. Kadın mı Hırsız hırsız? olan bu filmde, evet. Bu bir Allah Allah. klasik. Bu bir klasik. Klasik. Doğru. Yani yönetmeni de gerilim sinemasının en önemli yönetmeni sayılır. Şeydi hırsız yani yakalanmakla alakalı Evet, yakalan doğru. thiefli bir film. To Catch a Thief. To Evet, Catch a Thief. bravo. Evet, doğru. Tamam. Güzel, Fiş. güzel film. Gerçekten bir Ama klasik. To Catch a Thief'i kelepçeli aşık diye çevirmek bence çok güzel bir fikir. Zekice, Zekice. zekice. Ben de bir DVD koleksiyoneri olduğum için DVD'lerin üzerinde Türkçe absürt çevirilerden birçok maruz kalıyorum. O yüzden o konuda biraz tecrübeliyim. Zekice olmuş Arkada film. var mı Hitchcock o arşivde? Hitchcock var. Yani Hitchcock'un bir 5-6 filmi vardır. Çok severim ama To Catch a Thief yok. Onu da en sevdiğim filmlerinden değil ama iyi filmdir tabii ki. Afiş kategorisindeyiz. Burayı da biliyorsun Hakan. Burada alternatif afişler, çeşitli illüstrasyonlar gönderiyoruz. Filmleri çağrıştırıyor bunlar. İlk afişimiz geliyor. Şu anda gördüğün afiş acaba hangi filmin afişi? Petit Maman. Evet, mükemmel. Çok güzel. Harikasın. Nasıl çıktı böyle bu hemen anında? Kazaklar ama unutulacak gibi değil çocukların kazakları. Çok güzeldi. Bir de orman vardı. Evleri de yine ormanlık bir bölgedeydi. Bence çok güzel bir filmdi. Tatlı bir filmdi. Bir başyapıt diyemem. Alev almış bir genç kızın portresi kadar değildi. Ama yönetmenin yine yeteneklerini sergilediği bir filmdi. Çocukları Öneriyor bugün muyuz? Önerir mi bunu? Sence önermeye değer bir film? mutlaka öneririm. Ancak bir başyapıt da beklemeyin. Finali güzel, güzel bir yere bağlıyor bence. Tatlı bir mesajı var. İyi bir film. Peki, ikinci afiş. Sevgili Hakan, şimdi gördüğün afiş bakalım sana hangi filmi çağrıştıracak? İlk seferde bu sefer bilebilecek misin? Catch Bildi, bildi bile cevabı. İnanılmaz. Ne yaptın? Hazırlandın mı sen buna? Nereden anımsadım? Bu bir çek. Çekin sol üst köşesinde PNM var. PNM'de yapıştırıp duruyordu çeklerin üzerine. Çok iyi. Bir de uçak yapmış. Oradan anımsadım. Çok iyi detay yalnız, panem Çok güzel. Yani poster tasarımları benim de bir özel ilgi alanıma giriyor. Ben de sosyal medya hesaplarımda çokça paylaşıyorum, ediyorum. Aşina olduğum için bu poster tasarımlarına herhalde oradan yakaladım. Evet, sahne kategorisindeyiz. Burada da filmlerden sahneler gösteriyoruz. İki güzel film seçtik ve bakalım bu sahneler hangi filmlere ait diyoruz. İlki geliyor hemen. Acaba şu anda izlediğin sahne hangi filme ait Hakan? İzlemesi zor bir film. Kesinlikle İpucu belli. verelim. Um, 98-2002 arası bir film gibi yavaş yavaş geliyor. Laura Dern geliyor. Laura Dern geliyor. Sever Peki miydin? Laura Dern'in oynadığı hangi film ki Galiba Dern'in? şöyle bir röportajını okumuştum. Tam olarak ne çektiğimizi bilmiyordum sette diyor yönetmenle ilgili olarak. Ama bunu yönetmeni övmek için de söylüyor tabii ki. Çünkü çokça çalışıyorlar kariyerleri boyunca beraber. Laura Dern'le yönetmen çok fazla çalıştı. Bu yönetmen yakın zamanda bir başka yönetmenin bu seneki filminde bir cameo da yaptı. Göründü orada. David Lynch filmi Blue Velvet. Bu arada şeyi de seyircilerimize hatırlatalım. Hangi filmde cameo yaptı onu söyleyelim. The Fablemans The filmini de Fablemans. yaptı. Çok da güzel yaptı. Bunun aslında sinemaya ürettiği son film olduğu ipucunu da vereyim.
Evet, değil mi? O zamandan beri çekmiyor. Bir takım video işleri üretiyor şu an ama sinemaya ürettiği son iş bu. Sinemaya ürettiği son iş yani Mulholland Drive öncesi. Sonrası. Sonrası. Mulholland Drive sonrası. Tamam şey Kingdom. Empire. Empire geliyor. Inland Empire. Inland. Inland Empire. Inland Doğru. Empire. Inland İki, kelimesi altı. yani zor geldi. Doğru. Doğru. Evet ama Inland Empire. şu anda gördüğün sahne acaba sana hangi filmi hatırlatıyor? Hangi filmden olabilir diyoruz? Bir klasik bu. Yani bu tür filmlerin başyapımı. Das Boot. Harika. Çok iyi, çok iyi bir film. Yani tarihin en iyi denizaltı filmi tartışmasız. Müthiş bir Alman filmi. Denizaltı filmleri çok çıkmaz ama çıktı mı tam çıkıyor. Öyle bir şey söyleyebiliriz yani. Denizaltı filmlerini daha çok görmek isteriz. Direkt cevabı da aldık ve programımızın sorularını bitirdik. Burak, ne diyorsun? Valla harikulade diyorum çünkü zaten Hakan böyle orijinal adında afişte falan uzmanlığını konuşturdu. Diğer kısımlar gayet Orada direkt. tabii. Diğer kısımlar da çok keyifliydi. Yani birçok geniş bir seçkiden aslında pek de kimsenin bilemeyeceği filmleri hatırladık burada. Manhunter gibi falan. Harikulade bir performans. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Bildiğim yerlerden çıktı, bilmediğim yerlerden de çıktı. Benim için film önerileri oldu. İzleyenler için de hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir video olmuştu. Belki en çok izlenen videolarınızdan olmaz ama yine eğlenceli videolarınızdan biri olmuştur diye umut ediyorum. İnşallah izleyenler de keyif almıştır. Yani şimdi ben de Kaan Kural olmadığımın farkındayım. Yani o yüzden hani bazı şeyleri de tabii ki Ama bir öngörebiliyoruz. şey söyleyeceğim Hakan. Biz böyle bazen sosyal medyadan belki sen takip ediyorsundur işte YouTube'un topluluk kısmından sorduğumuz sorularda bir şekilde senin adın hep çıkıyor. Yani Hakan'ın Evet köşesi çok gelsin, çıkıyor. Hakan'ın köşesini çağırın gibi bir talep de aldık yani çokça. Onu da Öyle söyleyeyim. mi? Bayağı Eksik aldık. olmasınlar. Eksik olmasınlar. Sağ olun. Takipçilerim her yerde destekliyor beni. Ah, Kirk, my old friend. Do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? It is very cold. Programımızın sonunda sen de tahmin ediyorsundur. İntikam zamanı bölümüne geçiyoruz. İntikam zamanı, evet. Evet, bizim artık koltuklarımızda titrediğimiz kısma geçiyoruz. Senden istediğin şekilde soru alacağız. Bakalım bize ne sormak istersin? Bildiğimiz yerden mi gelecek? Bildiğinizi düşünüyorum çünkü sizin sinema bilginize ben güveniyorum. Spike Lee filmi soracağım. Spike Lee filmografisinde öne çıkan bir film, diğerlerine nazaran bir farklı bir yeri var. Bütün Spike Lee filmlerinin başında A Spike Lee Joint yazar. Onun şahsına münhasır bir şeyi vardır. Bir Spike Lee filmi tabiri caizse ama o kendine şahsına münhasır bir şekilde onu değiştirdi. Ancak bir tane filminde A Spike Lee Joint yazmaz. Hangi film? Bunu Murat Hoca'yla şöyle konuşacağım. Bence bir ortak karar verip cevap verelim. Tamam. Yaşanan trajediyle açıldığı için jeneriğinde ikiz kuleler olduğu için bunun şey olduğunu düşünüyorum ben. Edward Norton filmi olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben hatırlamıyorum yazıp yazmadığını onda. Ben de Ama hatırlamıyorum. mantık yürütmene okeyim. Yani Yani olabilir. yazmıyorsa onu da yazmıyordur diye düşünüyorum Ama çünkü değilmiş bak. O yani değilmiş. değil mi? Maalesef Öyle değil. mi? O zaman biraz daha düşünelim. Güzel İpucu mantık. isterseniz verebilirim. Şimdi biz hangisinde yazdığını hatırlamıyoruz. Acaba mantıkla gidebilir miyiz gibi bir... İpucu vermek istemiyorum aslında çünkü biraz düşünürseniz bulursunuz kesin. Ha, bir mantığı var yani. Bir... Diğer filmlerine göre daha farklı bir Spike Lee filmi. Bence olumsuz Mesela bir anlamda. soygun filmi mi bu? Bence Değil. 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 O değil. Tarzının dışında bir film diyebilirim. Edward Norton. Normalde Edward Norton yani bir bakayım kadrosunda var mı? Yok, yok. Başrolü zaten değil. Yan rollerde de yok. Yan Soygun. rollerde Elizabeth Olsen var. Samuel Jackson var. Samuel Jackson var. Yan roller bunlar. Spike Lee filmi. Allah Allah. Şimdi Black Spike Man. Lee filmi deyince akla gelecek son film. Aa tamam. Okey. Old Boy bu ya. Doğru. Yes. Gerçekten mi? Evet. Old Boy bu. Old Tamam. Nereden çıkmadıysa. Spike Lee'nin çektiğini unuttum ben. Sildim onu yani. Aynen öyle. Bu Yani remake kesinlikle olduğu için mi yazmıyormuş? remake olduğu için yazmıyor diye tahmin ediyorum. Ve kendine şahsına münhasır filmlerinin yanında biraz tuhaf kaldığı için belki. O da olabilir. Aslında yani var olan bir şey yaptığı için
Spike Lee Joint yazmamış. Çok muhtemelen remake olduğu için, kendi tarzı bir film olmadığı için belki Spike Lee Joint yazmıyor. Bu arada çok ilginç bir triviaymış bu. Hiç bilmiyorum. Evet. Ben Inside Man falan düşündüm. İşte 11 Eylül düşündüm falan ama yok. Aynen. Hatta do the Right Thing mi falan mı dedim. Do the Right Thing tam onun filmi olduğu için zaten ilk filmiydi galiba, değil mi? Hı-hı. Onda yazıyor. Yazıyordu. Çünkü yani ilk filminde acaba yazmaz mı? Sonradan mı başladı falan? O da güzel bir düşünce, evet, doğru. Ama o da yok. Akıllıca. O da akıllıca. Güzel, güzel, çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Acaba izleyicilerimizden bunu direkt hatırlayacak var mıydı kimse? Umarım, umarım. Direkt hatırlayan peki, varsa yazsın yoruma, ben hatırladım. Yazsın gerçekten, çünkü merak ediyorum. Evet, kesinlikle. Bunu biz bir sene sonra başka birine sorarız. Olur olur. Hakan'ın sorunu seyirci sorusu yapıp Hakan çeken seyirci sorusu diye sorarız herhalde. Bu arada Spike Lee seviyor muyuz? Çok severim, çok severim. Özellikle 80'ler sonu 90'lar dönemi Malcolm X, Do The Right Thing bu filmleri bir başkaydı. Ancak 2000 sonrası da yine siyahi haklarını savunan, ırkçılığı vurgulayan filmlerini de severek izliyoruz tabii ki. Evet, bu güzel sorudan sonra programımızı kapatma zamanı geldi sevgili seyirciler. Hakan'a çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Köşesini merakla takip etmeye devam edeceğiz. Herkese de öneriyoruz. İyi ki geldin. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ efendim, olun. Hoşça kalın. Bir sonraki Neydi O Film'de, dizide ya da başka bir içerikte görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Who is he?